Saatler 19'u gösteriyor. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs konusunda önemli açıklamalar geldi. Tatar kimsenin Kıbrıs'ta Türklere empozeyle bir çözüm dayatamayacağına vurgu yaptı. 22 Haziran'da BM özel temsilcisi Lut'la görüşeceğini belirten Tatar, bizim pozisyonumuz açık ve nettir. Federal çözümle bir netice elde edilemediğini muhataplarımıza, Birleşmiş Milletler'e ve ilgili ülkelere bildirdik. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki eşit bağımsız devlet bir sonuca gidilebilir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner'le gerçekleştirdiği toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki değerlendirmelerinde Avrupa Birliği'nin açıklamalarını eleştirdi. Federal çözüm temelinde de bir anlayışla neticeye varılamayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği'nin iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon sürecine destek verecekleri yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Bizim pozisyonumuz açık ve nettir. Biz yıllardan beridir sürdürülen bu federal temel anlayışıyla müzakerelerden bir netice elde edilemediğini, bütün bunları zaten muhataplarımıza, Birleşmiş Milletler'e ve ilgili taraf ülkelere de bildirmiş vaziyetteyiz. Cenevre'den sonra temaslarımız sürüyor. Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki eşit bağımsız devletin ancak o şekilde bir sonuca gidilebileceğini, ancak o şekilde bir anlaşmanın olabileceğini zaten bunu anlatmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar, 22 Haziran'da Birleşmiş Milletler'in özel temsilcisi Lut'un kendisini ziyaret edeceğini, Cenevre sonrası değerlendirmelerde bulunacaklarını aktardı. Üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisi Lut'la görüşmesinin ardından Bakanlar Kurulu toplantısına katılarak bilgi vereceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yaz aylarında hareketliliğin devam edeceğini belirtti. Hafta sonu Antalya Diplomasi Forumu'na Türkiye Cumhuriyeti'nin davetlisi olarak katılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, toplantıya çeşitli ülkelerden 1300 üst düzey yetkilinin katılacağını ve kendisinin de burada çeşitli temaslarda bulunacağını söyledi. Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği'nin taraf olduğu gerçeğinin ortada olduğunu kaydederek kimsenin Kıbrıs'ı Türklere empozeyle bir çözüm dayatamayacağını söyledi. Meselesine gelince Türkiye'nin de taraf olduğu bir meselede, bir mevzuda, ulusal bir konuda Kıbrıs Türklerine böyle onların düşündüğü gibi dayatma, empoze bir çözümün olamayacağını bütün dünya zaten görüyordu, bir kez daha görmüştür. Dolayısıyla onun rahatlığı içerisindeyiz. Bizim her zaman söylediğimiz Kıbrıs'ta biz hakkımızı arıyoruz. Kimsenin hakkında bizim bir gözümüz yoktur. Dolayısıyla onlar ne kadar egemense biz de o kadar egemeniyiz. Onların devleti ne kadar meşruysa bizim devletimiz en az o kadar meşrudur. Ve dolayısıyla bu eşitlik temelinde bir anlaşmanın olabilmesi için gerçekten biz de olağanüstü bir çaba harcıyoruz. Çünkü günün sonunda mağdur olan bizleriz. Bu kadar yıldır izolasyonlar, kısıtlamalar ve ambargolar Kıbrıs Türkler üzerinde yapılmaktadır. Bu insan haklarına da aykırıdır. Bunu bütün dünyada anlatmaktayız. Anlatırken de karşı taraftan büyük bir sempati duyulduğunda görüyoruz. Ama hep söyleri bir... Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Başbakan Ersan Saner bugün haftalık olağan görüşmede bir araya geldi. Görüşmenin ardından Tatar ve Saner ayrı ayrı basına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaları getiriyoruz ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Başbakan Ersan Saner rutin görüşmeleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ilk açıklamayı Başbakan Saner yaptı. Saner, Cumhurbaşkanı ile ülkenin genel gündemini değerlendirdiklerini, hem Kıbrıs sorunu hem de iç konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de COVID-19 şartlarından etkilendiğini kaydeden Başbakan, her şeye rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık bakımından çok iyi durumda olduğunu söyledi. Sarı, turuncu ve yeşil ülkelerden çift aşılı insanların ülkeye giriş çıkış yapması şu anda mümkündür ve bu bağlamda turizmde ciddi bir ilerleme sağladığımızı gözlemlemekteyim diyen Saner, Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmaların sürdüğüne işaret etti. Hem turizm hem de eğitimde bu işi başarmanın sırrı aşıdan geçmektedir diyen Başbakan Saner, bugüne kadar Türkiye'den 190 bin doz, Avrupa Birliği'nden de 51 bin doz aşı geldiğini hatırlattı. Sağlık Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz değerlendirmede Sağlık Bakanımızın bana ifadesi, Sinovac aşı, elimizdeki Sinovac aşılar yani 190 bin doz tamamlandığında
40 yaş grubuna kadar tüm ülke aşılanmış duruma gelecektir. Bunun yanında yüz yüze eğitimin de başlayabilmesi için hem turizm sektöründe de gerekli faaliyetleri sürdürebilmemiz için hem turizm sektöründe hem de eğitim sektöründe sektörel bazda aşılamaya geçiyoruz. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa Birliği ülkelerinin Kıbrıs'ta federasyon temelinde çözümü öngören bir karar aldığını hatırlatan Başbakan Saner, bu konuyu da Cumhurbaşkanı Tatar'la değerlendirdiklerini kaydetti. Biz bu konuda da Cumhurbaşkanımızla tam bir fikir birliği içerisinde Kıbrıs Türk halkının bir 53 yıl daha federasyon görüşmeleriyle zaman kaybedecek lüksü olmadığını ve iki egemen eşit devlet konusunda Cumhurbaşkanımızın tam arkasında olduğumuzu da kendisine ifade etmiş bulunmaktayım. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da basın açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinin sağduyuyla yönetilmesinin halkın menfaatine olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, aşılanma programının önemine işaret etti. 40'lı yaşlara kadar herkesin aşılanmasının programlandığını belirten Tatar, Temmuz ve Ağustos aylarında aşılamanın daha da artmasıyla aşılamın çok daha rahatlıkla yapılabileceğini söyledi. Pandemi sürecinin bir ekonomik bedeli olduğunu ancak tüm bunlara rağmen kamu maliyesinin ve ekonomik istikrarın sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, alım gücünde bir düşüş yaşandığını ancak geçmişe değil geleceğe bakmak gerektiğini söyledi. Bu süreci iyi yönetmeye devam edebilirsek ben kısa bir süre sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski boyutlara gelmese de büyük ölçüde toparlanacağını ve daha sonra da çok daha iyi bir noktaya gelebileceğimize inanmaktayım. Onun için bütün bu muhalefeti yaparken, bütün bu eleştirileri yaparken biraz da elimizi vicdanımıza koyup ona göre değerlendirmemizi yapmamız diye düşünüyorum. Yıkıcı olmamak lazım, yapıcı olmak lazım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Avrupa Birliği üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayımladığı ortak bildiriye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Avrupa Birliği'nin Rum tarafı yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmış federasyon zeminini geçmiş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını gerekçe göstererek savunması yanlı tutumunun yeni bir göstergesidir denildi. 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Birliği zirvesine ilişkin olarak basında yer bulan karar taslağıyla ilgili Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Malumları olduğu üzere Cenevre'de gerçekleşen 5 artı BM gayri resmi toplantısı taraflar arasında ortak bir zemin olup olmadığını tespit etmek maksadıyla düzenlenmiştir. Bu toplantı neticesinde tarafların resmi müzakereye geçebilmeleri için gerekli olan ortak zemin arayışlarının devam edeceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıkça ifade edilmiştir. Hal böyleyken Avrupa Birliği'nin yarım asrı aşkın bir süre müzakere edilmiş, Kıbrıs Rum tarafının eşitlik zemininde yetki ve refah paylaşımını reddi yüzünden defaten başarısızlıkla sonuçlanmış, tüketilmiş ve Rum tarafının statükoyu devam ettirmek için araç olarak kullandığı federasyon zeminini geçmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını gerekçe göstererek savunması yanlı tutumunun yeni bir göstergesidir. Kıbrıs'ta olası bir uzlaşı ancak iki tarafın karşılıklı kabulüyle mümkün olabilir. Avrupa Birliği'ne düşen görev, tarafların meşru haklarına dayalı, sürdürülebilir bir çözüm için taraflar arası dengeyi sağlamak ve olası bir uzlaşıyı desteklemektir. Taraflar arasında ortak bir müzakere zemini ancak mevcut gerçekliklerin, adadaki iki tarafın her anlamda eşitliklerinin bir başka deyişle egemen eşitlik ve eşit statülerinin kabulüyle bulunabilir. Sayın seyirciler, bir açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı 7 Avrupa Birliği üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayımladığı ortak bildiriye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa ülkeleri toplantısı sonunda yayımlanan ortak bildiride yer alan ifadeleri değerlendirdi. Açıklamada 7 Avrupa Birliği üyesinin katıldığı Atina'daki toplantının sonunda yayımlanan bildirinin adadaki siyasi ve hukuki gerçekleri yansıtmaktan yoksun olduğu vurgulandı. Açıklamada söz konusu Avrupa Birliği ülkelerinin bu açıklamayla tarafsız olamayacaklarını bir kez daha kanıtladığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi.
1960 ortaklık cumhuriyetinin silah zoruyla yıkılmasıyla ortaya çıkan statikoyu kalıcılaştırmak adına Rum tarafı geçmiş tüm federal çözüm süreçlerini akamete uğratmıştır. Rum tarafınca her vesileyle reddedilen federal çözüm modeline ilişkin müzakereler artık tükenmiştir. Aynı Avrupa Birliği ülkelerinin günümüz şartlarına uymayan federal çözüm modellerindeki ısrarları, Rum tarafına konfor alanı sağlayan statükonun devamına açık destek anlamı taşımaktadır. Kıbrıs Türk tarafı, 5 artı BM gayri resmi toplantısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çağrısına uygun olarak adanın gerçeklerini yansıtan, kalıpların dışında yaratıcı fikirlerini tescil ettirmiş ve iki devletin egemen eşitliğiyle eşit uluslararası statüleri temelinde bir işbirliği ilişkisi tesis edilmesini görüşmeye hazır olduğunu göstermiştir. Ada ve doğa kaynakların ortak sahibi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de kazan kazan anlayışıyla işbirliğine yönelik yapıcı öneriler sunmuştur. Bu öneriler halen masadadır. Ancak Kıbrıs Rum tarafı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını görmezden gelmeye devam ederek, bölgenin istikrar ve refahının tesis edilmesine kışkırtıcı faaliyetleriyle engel olmayı sürdürmektedir. Maalesef anılan Avrupa Birliği ülkeleri bahsi konu açıklamayı imzalayarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin maksimalist yaklaşımını teşvik etmektedirler. Adadaki statükonun simgesi haline dönüşen Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu hatırlatılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Kapalı Maraş'a ilişkin açılımımız uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir denildi. Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında devletimiz gerek ulusal davamızı, gerek Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı anavatan Türkiye ile koruyacak ve savunacaktır. Kıbrıs Türk tarafı iki devletin egemen eşitliğinin teyit edilmesine müteakip işbirliği kurulması amacıyla yeni bir zeminde başlaması muhtemel müzakerelere yapıcı bir tutumla katılmaya hazırdır ifadelerine de yer verildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da Atina'daki toplantının ardından yayımlanan açıklamaya tepki geldi. Açıklama, 7 Avrupa Birliği üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayımlanan ortak bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur şeklinde yayımlandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Atina'daki toplantının sonunda yayımlanan ortak bildiriyi tek yanlı olarak nitelendirdi. Sözcü Bilgiç, konuyla ilgili soruya verdiği yazılı cevapta, 7 Avrupa Birliği üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan tek yanlı ortak bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur ifadesini kullandı. Bu oluşumun Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yaptığını belirten Bilgiç, her yıl tekrarlanan bu tek yanlı ve taraflı tutumun, bölgede barış ve istikrara ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti. Bilgiç, evvelce de belirtildiği üzere Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir işbirliği ortamı yaratılamayacağını vurgulayarak, bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz ifadesine yer verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun bayrakların asılacağı yerle ilgili aldığı kararın ardından ortaya çıkan tartışmaları değerlendirdi. Bayrak konusu tartışma konusu olamaz diyen Tatar, karşı unsurların ve farklı görüşlerin bazen ortalığı bulandırdığını ancak buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Çok teşekkür ederiz. Hani bir gelişmeyle. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gürsel Benan Başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Manül Gaziler Derneği yönetimini kabul etti. Dernek Başkanı Gürsel Benan, Cumhurbaşkanı Tatar'ın siyasi duruşuna destek belirterek, "Biz sizin ne kadar milliyetçi olduğunuzu biliyoruz." dedi ve milliyetçilik tartışmasıyla bayrak konusuna değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun almış olduğu kararı ve bayrağın asılacağı yerin sosyal medya üzerinden sorgulanmasını kınayan Benan, bayrağın bir devletin sembolü ve namusu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'nin güncel konularda görüşlerini ifade etmelerinin önemini işaret ederek karşı unsurların ve farklı görüşlerin bazen ortalığı bulandırdığını ancak buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bayrak konusu tartışma konusu olamaz. Netice itibariyle dediğiniz gibi bayraklar bizim vatanımızın, milletimizin, verdiğimiz mücadelenin, Kıbrıs Türk halkının gerçekten bağımsızlığının, özgürlüğünün ifadesidir.
Cumhurbaşkanı Tatar, kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın şiirine atıfta bulunarak "Benim iki bayrağım vardır" dediğini, iki ay yıldızı bayrağın bu ülkede dalgalanmasıyla mücadele ruhunun sürdüğünü belirtti. Tatar, bayrağın dalgalanması konusunun tartışılmaması gerektiğini, düzenleme gerekiyorsa mimarlar ve mühendislerin proje sunarak eski eserlerin zarar görmeyeceği şekilde konuyu çözmek gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, "Benim milliyetçiliğimi kimse sorgulayamaz. Milletimi seviyorum, milliyetçiyim. Vatanımı seviyorum, vatanperverim" dedi ve millet ve vatan kavramlarının birlikte yer alması gerektiğini belirtti. Dünyanın neresinde olursak olalım, esas itibariyle birbirimize bağlayan ve birbirimizde o birlik ve beraberliği sağlayan işte bu vatan sevgisidir, bu bayrak sevgisidir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesi içerisinde ta eskilerden gelen günümüze kadar verilen mücadelenin göbeğinde ve merkezinde olan milliyetçiliğimizdir. Bunların hiçbir zaman sorgulanmaması gerekmektedir. Tartışma konusu da yapılmaması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'in önemli bir noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteği ve kararlı bir duruşla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün güçlendirilmesinin moral verici olduğunu da sözlerine ekledi. Ekonomik Örgütler Platformu'ndan bir heyet Başbakan Ersan Saner'i ziyaret etti. Platform sözcüsü Cafer Gürcafer, küresel salgının hafiflemesiyle inşaat ve turizm sektöründe ortaya çıkan potansiyelden pay almak için programlı çalışmak gerektiğini belirtti. Saner de özellikle turizm ve eğitimdeki herkesin aşılanması için hükümetin gerekli ortamı sağladığını belirtti. Ekonomik Örgütler Platformu'ndan bir heyet Başbakan Ersan Saner'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan platform sözcüsü Cafer Gürcafer, pandeminin dünya ekonomisini yerle bir ettiğini ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki durumun da dünya ile aynı olduğunu söyledi. Salgının bu süreçte öncelikli olması nedeniyle ekonominin ikinci plana atıldığını kaydeden Gürcafer, salgının geçmesiyle birlikte ekonomi ve sosyal hayatı ayağa kaldırma çalışmalarının da başladığını belirtti. Gürcafer, dünya ekonomisini ayağa kaldırmak adına etkili uluslararası rekabet koşullarının uygulanmaya başlandığını da söyleyerek artık ayağa kalkma zamanının geldiğini dile getirdi. Gürcafer, inşaat ve turizm sektörüyle ilgili ortaya çıkan potansiyelden pay almak için programlı olarak çalışmamız lazım dedi. Başbakan Ersan Saner ise COVID-19 sürecinin etkilerinin dünya genelinde devam ettiğini vurgulayarak günlük kararların bile bazen revize edilmesine gerek duyulduğunu belirtti. Saner son günlerde İngiltere'deki Hint varyantının dünyayı başka bir noktaya götürebileceği endişesi olduğunu da ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlıkta bir başarı yakaladığını ve bunun rekabet üstü bir değer olduğunu söyledi. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden 50 bin doz, Avrupa Birliği'nden de 21 bin doz aşı geldiğini anımsatan Başbakan, bu aşıların tamamıyla uygulanmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 40 yaşına kadar herkesin aşılanmış olacağını kaydetti. Gerek turizm sektöründe hizmet veren herkesin, gerekse de eğitim sektöründe hizmet veren herkesin, tüm öğretmenlerimizin, yüksek öğretim yahut diğer dallarda çalışan, tümünün aşılanması için gerekli ortam sağlanmış bulunmaktadır. Bu da bize neyi getiriyor? Bu aydan itibaren gerek turizmde atacağımız hamleler, ki uçuş sayılarını da rapid bir şekilde artırıyoruz. Ülkeye giriş koşullarını tekrar değerlendirdik, tekrar düzenledik. Bir kare kod sistemiyle bunun çok daha kolay takibini yapacağız. Dünyadaki green card uygulamalarını ülkemizde de paralel bir şekilde götürebileceğiz. Ama bunun yanında da bu aşılama sayesinde Eylül'de yüz yüze bu ülkedeki sadece ilk orta değil, yüksek öğrenimin de başlaması için her türlü adım atılmış olacak. Saner, farklı görüşlere de açığız. Hükümet olarak bu konuya özel önem veriyoruz. Yerel ve dıştan ihalelerle ekonomiye kaynak da aktarılacak. İşbirliğiyle çalışacağız dedi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel önemli uyarılarda bulundu. Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralların göz ardı edildiğine işaret etti. Kalabalık alanlarda yapılan buluşmalarda kurallara uyulmamaktadır. Böylesi davranışlar yeniden kapanma gibi istemediğimiz sonuçları doğurabilir dedi. Öğretmenlerin aşı yapılacakları merkezlerle ilgili olarak da bilgi veren Üstel, aşı ve ülkeye giriş çıkışlarda uygulanacak sistem konusunda görüşme yapmak üzere bu akşam Ankara'ya gitti. Sağlık Bakanı Ünal Üstel halka çağrıda bulundu.
Toplum olarak kurallara hassasiyetle uymamız gerekiyor. Yarınlarda çok daha kötü durumlara düşmemek için bugünlerde bazı fedakarlıkları göstermekten kaçınmamalıyız dedi. Sağlık Bakanı Özler yazılı açıklama yaparak COVID-19'a ilgili uyulması gereken kuralların göz ardı edildiğine dikkat çekti. Üstel, üzülerek belirtmeliyim ki COVID-19'a ilgili uyulması gereken kurallar göz ardı edilerek kalabalık alanlarda yapılan buluşmalarda pandemi kurallarına uyulmamaktadır. Böylesi davranışlar yeniden kapanma gibi istemediğimiz sonuçları doğurabilir ifadelerini kullandı. Son zamanlarda restoranlar, kafeler, barlar ve düğün organizasyonlarında pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na birçok şikayet geldiğini belirten Bakan Üstel, bu ortamlarda özellikle insanların yakın temas halinde olduklarını, bireysel olarak alınması gereken önlemlerin önem arz ettiğini belirterek bu konuda yerel yönetimlere denetim çağrısında bulundu. Ülkenin dışa açıldığı bu günlerde kontrolü elden bırakmamak gerektiğini belirten Bakan Üstel, yeniden bir kapanma yaşanmaması, vaka artışları ve buna bağlı ölümlerin olmaması için toplum olarak kurallara hassasiyetle uyulması gerektiğini ve yarınlarda çok daha kötü durumlara düşmemek için bu günlerde bazı fedakarlıkları göstermekten kaçınılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama programını hızlandırdığını, kritik meslek gruplarında olan öğretmenlere aşılamanın yarın başlayacağını, turizm, yüksek öğrenim, belediyeler, gümrük çalışanları, toplu taşımacılık gibi meslek grupları içinde aşı planlamasının yapıldığını kaydetti. Bakan Üstel, pandemi sürecinde geldiğimiz olumlu süreci kaybetmek istemiyorsak, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizdi. Üstel, yarın aşılama programı başlayacak olan öğretmenlerin aşı yapılacakları merkezlerle ilgili olarak da bilgiler verdi. Üstel, aşı bilgi sistemine kaydı olan öğretmenlere randevu SMS'i iletilecektir. SMS ulaşmayan öğretmenler, öğretmen olduklarına dair belgeyi ve kimlik kartlarını ifraz ederek belirtilen bölgelerine bağlı hastanelerde aşı yaptırabileceklerdir, dedi. Aşı yapılacak öğretmenler için aşı merkez ve saatleri şu şekilde listelendi. İlköğretim Dairesi 16-17 Haziran, Çarşamba ve Perşembe, Genel Orta Öğretim Dairesi 18 ve 21 Haziran, Cuma, Pazartesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 22 Haziran, Salı, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi 14-18 saatleri arasında, Lefkoşa Doktor Burhan Labantoğlu Devlet Hastanesi 14-18 saatleri arasında, Gazi Monsa ve İskele Gazi Monsa Devlet Hastanesi 14-18 saatleri arasında, Güzelyurt ve Lefke Cengiz Topel Devlet Hastanesi 9-13 saatleri arasında. Öte yandan Sağlık Bakanı Ünal Üstel bugün akşam saatlerinde temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Bakan Üstel'in Ankara ziyaretinde aşı konusu ve ülkeye giriş çıkışlarda uygulanacak sistem ele alınacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Daüsen heyetiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yüz yüze eğitime yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Daüsen'i kabul ederek yüz yüze eğitime yönelik görüş alışverişinde bulundu. Erhürman, ülkedeki üniversitelerin itibarını koruyabilmek adına eğitim sektöründe Eylül ayına kadar aşılama programının tamamlanıp yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini vurguladı. Erhürman, eğitimcilerin aşılanması konusunda herkesin hemfikir olduğunu, ancak yabancı öğrencilerin hangi kurallara tabi tutularak geleceği hakkında kimsenin açıklama yapmadığını da söyledi. İlk ve orta öğretimde görev alan öğretmenlerin aşılanmaya başlamasının olumlu olduğunu ifade eden Erhürman, yüksek öğrenimdeki öğretim görevlilerinin de aşılanması gerektiğini belirtti. UBP-DP-YDP hükümetini eleştirilerde de bulunan Erhürman, bu süreçte ülke ekonomisi ve üniversitelerin itibarlarının zedelendiğini savundu. Sayın seyirciler, ülkemizde son yapılan testler sonucu 31'i yerel, 37 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 9.778 test yapıldı. 31'i yerel, 37 pozitif vakaya rastlandı. 17 kişi ise taburcu edildi. Açıklamada bir kişi hava yoluyla ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktadır. 31 kişi ise yerel vakadır denildi. Vakaların 15'i Lefkoşa, 13'ü Girne, 1'i Lefke, İkisi ise Güzelyurt bölgesinden.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve üyeleri kabul ederek görüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede kısa süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan heyet üyelerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Yüksek Mahkeme Atok Komite'nin oluşturulmasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada tarafların temsilcilerinin mutabakatı ile istinaden 20 Eylül tarihine ertelendiği duyuruldu. Yüksek Mahkeme Meclis'te oluşturulan Atok Komitesi ile ilgili 4 Haziran tarihinde Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne davalar dosyalandığını, yürütmeyi durdurma istidası maksatları için 11 Haziran ve 15 Haziran tarihinde tarafların mahkeme huzuruna çıktıklarını kaydetti. Yüksek Mahkeme Atok Komitesi'nin oluşturulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne ikame edilen davaların görülmediği söylemine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, bugün tarafların temsilcilerinin mutabakatıyla istidanın 20 Eylül tarihine ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, davanın daha önce dinlenmeme nedeninin sadece bu belirtilen husus olduğu ve başka bir neden bulunmadığı vurgulanır denildi. Yüksek Seçim Kurulu meclisin seçim tarihini saptamadığını, bu durumda YSK'nın ara seçim yapmasının yasal mevzuat ışığında mümkün olmadığını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamayla bazı basın yayın organlarındaki iddialara da yanıt verildi. Yazılı açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu, 5'e 1976 sayılı seçim ve halk oylaması yasasının 14.6 maddesi gereğince boşalan bir milletvekilliği ve yerel kuruluş organları ara seçimleri için Cumhuriyet Meclisi'nin Haziran ayı içerisinde bir gün saptaması gerektiğini, Yüksek Seçim Kurulu'nun 20 Haziran tarihini önerdiğini, seçim tarihi olarak bu tarihin saptanması halinde seçimin başlangıç tarihinin 21 Nisan olacağını, bu nedenle seçim tarihinin 21 Nisan tarihinden önce belirlenmesi gerektiğini bildirerek görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğini kaydetti. Açıklamada Meclis Başkanlığı'nın bu yazıya hala cevap vermediğine işaret edilerek, meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu'nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir ifadelerine yer verildi. Yüksek Seçim Kurulu açıklamasında 10 Haziran tarihli Özgür Gazete'de yer alan bir haberdeki iddialar üzerine 14 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan bir haberde Cumhuriyet Meclisi görüşmelerinde 2021 yılı Haziran ayında yapılması gereken ara seçimlerle ilgili Yüksek Mahkeme'nin bilgi vermesi gerektiği yönündeki ifade ve yine Özgür Gazete'de 10 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan ve 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaşandığı ifade edilen bir takım olaylarla ilgili müdahalenin istihbarat tablosu başlığı altında çeşitli kişilerin aktarımlarından yola çıkılarak hazırlanan raporda yer alan ancak kesinlikle gerçeklerle bağdaşmayan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bazı açıklamalar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklamasını yapmak gereğini duymuştur denildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimin Haziran 2021'de yapılmaması konusunda basında yer alan haberlere ilişkinse şu ifadelere yer verildi. Seçim ve halk oylaması yasasının 14.6 maddesi, ara seçimlerde her yılın Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Meclisi'nce saptanan günde oy verilir, bugünden önceki 60. gün seçimin başlangıç günüdür denmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, 2 Nisan tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'ne ivedik kayıtlı bir yazı yazarak boşalan bir milletvekilliği ve yerel kuruluş organları ara seçimleri için Cumhuriyet Meclisi'nin Haziran ayı içerisinde bir gün saptaması gerektiği bildirilmiştir. Ancak Meclis Başkanlığı halen bu yazıya cevap vermemiş ve meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu'nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir denildi.
Öte yandan YSK ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında seçimlerle ilgili teknik ve akademik işbirliği sağlanmasına ilişkin protokol bulunduğu ifade edilen açıklamada, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin prosedür olarak karmaşık olmadığından Yakın Doğu Üniversitesi'nden hiçbir konuda teknik destek alınmasına gerek olmadığı, seçimin her aşaması ve sonuçların birleştirilmesi, Yüksek Seçim Kurulu Bilgi İşlem Merkezi'nin hazırladığı seçim programı ve kendi ekipleri tarafından Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulları gözetiminde gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapıldığı ilk yıldan başlayarak tüm seçim sonuçlarının Yüksek Mahkeme binasında görev yapan Yüksek Seçim Kurulu huzurunda birleştirildiği ifade edilerek hiçbir seçimde bunun aksine bir uygulama yapılmadığı, bu merkezde birleştirilen sonuçların anında binanın balkonunda konulan dev ekrandan yansıtılarak basın yayın kuruluşları vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çekildi. Seçimde sandığa giden veya gitmeyen seçmenlerin bilgisinin sandık kurullarında bulunduğu ifade edilen açıklamada, sandık kurullarında siyasal parti ve bağımsız aday temsilcilerinin de görev yaptığı ve bu bilgiye sahip oldukları kaydedildi. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi çalıştayı başladı. Üstün zekalı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştay 2 gün sürecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi tarafından düzenlenen Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı başladı. Çalıştaya katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok yetenekli insanlar çıktığını, dünyanın çeşitli ülkelerinde de önemli noktalarda bulunduklarını söyleyerek, ülkede %2'nin ötesinde böyle insanlar keşfedilebileceğini kaydetti. Çalışma sonucu farklı alanlarda farklı yetenekler de ortaya çıkacaktır. Sadece akademik anlamda değil, bugün spor alanında da gerçekten çok yetenekli ve bizleri dünyanın çeşitli yerlerinde temsil eden çok genç yetenekli sporcularımız vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emin adımlarla, belki özellikle bu pandemi döneminde çok büyük sıkıntılardan geçmiş bulunmaktayız. Hala daha belki bu sıkıntı devam ediyor ama inanıyorum ki pek yakın gelecekte bütün bu sıkıntılar geride kalacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendini daha da fazla geliştirmek suretiyle bir marka olarak Doğu Akdeniz'in bu önemli köşesinde gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün yükseltilmesi ve bize yakışır bir şekilde gelecek bulma hamlesi içerisinde yaptığımız çalışmaların taçlandırabileceğini görmekteyim. Başbakan Ersan Saner de ülkenin ilerlemesine katkı koyacak çocukların yetişmesinin topluma önemli değerler katacağını belirtti. Saner, geleceği planlama noktasında çalışmaya önem verdiklerini dile getirerek alınacak kararlarla ilgili tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Burada artık bu çocuklarımızı farklı bir segmentte ele alıp nasıl kendilerini topluma daha yararlı bireyler olarak kazandıracağımız için düzenlenen bu çalıştayı da önemsiyorum. Bu bağlamda başta Eğitim Bakanımız olmak üzere müdürümüzü ve tabii ki katkı koyan hocamı da yürekten kutluyorum. Geleceği planlamak budur işte. Eğer bizler bugün de ülkemizin geleceğine imza atacak olan gençleri ve bunun arasında da farkındalık gösteren gençleri, yani diğer arkadaşlarına göre daha hızlı öğrenme yeteneği olan bu gençlerimizi, dili çok iyi kullanan bu gençlerimizi, hafızalarını çok iyi kullanan bu gençlerimizi, duygusal olarak hassas ama hayal güçleri bir o kadar da kuvvetli olan bu gençleri önemsediğimizi bu çalıştayla da perçinlemiş bulunuyoruz. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu da bu konuda ilk kez yapılan çalıştayda amaçlarının farkındalık yaratmak, yol haritası çizmenin ilk adımlarını atmak olduğunu belirtti. Sizin yürüyeceğiniz, yürümek istediğiniz yol bizim hedefimizdir değerli hocam. O hedeflere ulaşmak bu ülkenin görevidir. Bu görevi yerine de getirmek biz siyasilerin başlıca ödevidir. Bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın ve atılacak olan her adımda, yapılacak olan her icatta
sizin göstermiş olduğunuz doğrultuda ilerleyeceğimizden zerre kadar şüpheniz olmasın. Bilim Kurulu Başkanı, Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ayşegül Atamansa, üstün zekalı çocukların en fazla ihmal edilen grup olduğunu söyleyerek, toplumları A noktasından B noktasına götüren bu çocukların toplum için önemine vurgu yaptı. Halbuki eğitimde fırsat eşitliği bütün çocukların kendi yetenekleri, ilgileri, potansiyelleri doğrultusunda en üst düzeyde eğitim almasını gerekli kılıyor. Peki biz bu çocuklara eğitmezsek ne olur? Devlet bu konuda gerekli adımlar atmazsa ne olur? Bu çocuklar işte uygun olmayan biçimlerde, başka yönlerde gelişmelerini sağlarlar. Artı yetenekleri körelir. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun da Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi'nin pandemi döneminde de yoğun çalışmalarıyla yol gösterici olmaya devam ettiğini söyledi. Yoğun bir çalışma içerisinde bu çalıştayın ilkini yapıyoruz. Umarım ki sonrası da takip edecektir ve ülkemizde nasıl ki doğal zenginlikler, yeraltı zenginlikleri vardır, İnsan zenginlikleri de vardır. Bu zenginlikleri heba etmeden toplum olarak onları ülke yararına, toplum yararına, hatta dünya insanlığı yararına sunmakta çaba göstermek bizlerin görevidir. Özel eğitim yasasının ivedilikle meclisten geçmesi gerektiğini belirten Uzun, Çalıştay'da ortaya çıkacak yol haritasına devletin yol açması temennisinde de bulundu. Yürüyüşçü Sendikaları Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamayla hükümete eleştiriler yöneltildi. Federasyonun Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, iş değişiklik yasa tasarısına işaret ederek, iş yasası bizim son kalemizdir, kalemizi asla terk etmeyeceğiz dedi. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, iş değişiklik yasa tasarısında yapılmak istenen değişikliklere ilişkin eleştirilerde bulundu. Serdaroğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında iş değişiklik yasa tasarısıyla toplu iş sözleşmelerinin tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığını savunarak bunu asla kabul edemeyeceklerini ifade etti. Sayın Bakan, özlük haklarına dokunmayacağız diyor ama özlük hakları sadece maaşları kapsıyor. Diğer hakların hepsi toplu iş sözleşmesiyle düzenleniyor diyen Serdaroğlu, yapılmak istenen değişikliği antidemokratik bir tutum olarak tanımladı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası, toplu iş sözleşmesiyle ilgili yasal düzenlemede yapmaya çalıştığı değişiklikten dolayı hükümeti eleştirdi. Balsen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklama yaparak hükümetin toplu iş sözleşmesiyle ilgili yasal düzenlemede yapmaya çalıştığı değişikliği eleştirdi. Kanat, işçinin, emekçinin toplu iş sözleşmesi hakkını silemeyeceksiniz ifadelerini kullandı. Kanat, temel besin maddelerini belli bir kura sabitleyemeyen, bankalar faiz yasalarını yapamayanlar ancak her fırsatta elektriğe, akaryakıta, tüp gaza, besin maddelerine ve bunun gibi temel ihtiyaçlara defalarca zam yapan bir hükümet ekonomiyi düzeltmekten bahsediyor. Üzülerek belirtiyoruz ki sabrımız bitmiştir ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın hazırladığı rapora göre 4 kişilik bir aile için 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4065 TL olarak hesaplandı. Kıtamız Başkanı Güven Bengihan'ın açıklamasına göre sendika söz konusu raporu yataklı tedavi kurumları dairesinden aldığı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin istatistik kurumunca açıklanan fiyatlarının ortalamalarını alarak hazırladı. Bengihan rapordaki detayları paylaştı ve 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken günlük 135.51 Türk liralık aylık gıda harcaması tutarının ise 4065 Türk lirası olduğunu vurguladı. Bengihan, yürürlükte olan asgari ücretin ise net 3828 Türk lirası olduğunu hatırlattı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, hükümetin örgütlü sendikalarının üye aidatlarıyla ilgili hayata geçirmeyi planladığı uygulamayı eleştirdi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, yazılı açıklama yaparak hükümetin devlet gelirlerini artırmak için örgütlü sendikaların üye aidatlarına gözünü diktiğini iddia etti.
Bunun yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, devlet gelirlerini artırmak için neler yapılabileceği yönünde bir takım öneriler yapıldı. Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk isimli kitap, doçent doktor Veclal Gündüz tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edildi. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre ekonomist profesör doktor Okan Veli Şafaklı'nın editörlüğünü yaptığı ve doçent doktor Veca Gündüz, yardımcı doçent doktor Şükrü Umar Beyli, doktor Gülhan Gülay, Uğur Avcılar, Kenan Şahin, Canan Sezenler, Ümit Çevik, Kemal Kanısoy, Soley Akçaba ve İknur Yeniçeri'nin kaleme aldığı Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk isimli kitap, doçent doktor Veca Gündüz tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edildi. Kitabın yazarlarından Kemal Kanısoy'un 2018 yılında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la gerçekleştirdiği mülakat sonrası Kıbrıs Türk ticaret sektörünün kullandığı finansman kaynaklarının ele alındığı tablo bilgilerine de yer verilen kitapta Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethinden günümüze kadar Kıbrıs'ı Türklerin verdiği varoluş mücadelesinde kendine ait kurumlarıyla mali müesseseler, merkez bankacılığı, Kuzey ve Güney Kıbrıs bankacılık sistemlerinin karşılaştırılması, kooperatifçilik ve banka krizleri gibi konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, finans uzmanı ve bir ekonomist olarak kitabı memnuniyetle okuyacağını dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelede devlet statüsüne gelişinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, finans kuruluşlarının, halkın birikimlerini muhafaza eden kurumların denetlenmesinin önemine işaret etti. Önemli olanın reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu belirten Tatar, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ekonomimizin eski boyutlarına gelebilmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız dedi. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki görüşmemiz saat 23'te olacak. İyi akşamlar diliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu'nun milli atletlerinden Buse Savaşkan Ankara'da birinci oldu. 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlendi. Organizasyonda yüksek atlama branşında yaşayan temsilcimiz Buse Savaşkan 1.81'lik derecesiyle birinci olma başarısı gösterdi. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Buse, yarışmanın ardından düzenlenen törenle kürsünün ilk basamağına çıkarak madalyasını aldı. Badminton Federasyonu geçen yıl başlattığı Gelin Birlikte Oynayalım Köy Projesi'nin devamını Yenerenköy'de düzenleyecek. Ülkemizde badminton sporunun gelişmesi için çalışmalarına devam eden Başkan Fırat Deniz ve yönetimi, geçen yıl başlattığı projeyi Temmuz ayında Yenerenköy'de başlatmak için Yenerenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'la online bir toplantı gerçekleştirdi. Köy projesinde Dünya Şampiyonası'na katılan Yakındır Üniversitesi'nin iki başarılı badmintoncusu Seymen Deniz ve Eren Özuyan'ın da bulunacağı milli sporculardan oluşan 10 kişilik sporcu grubu yer alacak. Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Gazimosa'da kampa girdi. Teknik direktör Mehmet Bolkan yaptığı açıklamada sezon öncesi çalışmaları doğrultusunda Mausa'da Crystal Rocks Otel'de 3 gece 4 gün kamp yapacaklarını, ikinci etap kampınsa Ankara Kızılcahamam'da Ağustos ayında gerçekleştireceklerini söyledi. 4 günlük kampın ilk çalışmasını Mor Menekşe Cemal Balses stadında yapan Türk Ocağı Limasol, Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nı da kamp süresince kullanacak. Aytaç Karavezirler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Kulüpler Birliği'nin olağan seçimli genel kurulu öncesi adaylığını resmen açıkladı. 17 Haziran Perşembe günü saat 17'de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda yapılacak genel kurulda tüzeğe uygun olarak tek başvuruyu Karavezirler yaptı. Mevcut başkan Arslan Bıçaklı'ya adaylık için gerekli evrakları teslim ederek başvurusunu tamamlayan Aytaç Karavezirler, yapılacak genel kurulda başkanlık için üyelerin onayını isteyecek. Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Can Bulat, Bayrak Radyosu'nda yayınlanan spor dosyası programına telefonla konuk oldu. Şenol Can Bulat yaptığı açıklamada, genç ağırlıklı kadromuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Haziran ayı sonuna kadar haftanın 3 günü antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Yabancı oyuncumuzu Fidel olarak belirledik. 4-5 genç oyuncuyu da A takım kadrosuna aldık. Lig öncesinde Monza Türk Gücü ve Yeni Cami ile hazırlık maçları oynayıp gücümüzü görmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Soyer Hacıganimler Erkek Basketbol U17 takım koçu İsa Kalkan, Bayrak Radyosu'nda yayınlanan Spor Dosyası programına telefonla konuk oldu. Kalkan yaptığı açıklamada, pandemiden sonra oyuncuları mental anlamda toparlamak zaman aldı. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Şu ana kadar 4 maçta 3 galibiyet elde ettik. Playoff'u garantiledik. Antrenman yapacak salon bulma konusunda sıkıntılarımız var. Bu durumda takımın performansını etkiliyor. Umarım en kısa zamanda Lefkoşa bölgesine bir spor salonu yapılır ifadelerini kullandı. Doğu bölgesinin günden güne büyüyen kulüplerinden Sipahi Türk Spor Kulübü'nün organize ettiği U15 futbol turnuvası 19-20 Haziran tarihlerinde ikinci kez Nejat Göksal ve Cemil Yılmaz'ın anısına oynanacak. Yeni Erenköy Stadyumundaki turnuvaya Sipahi, Yarköy, Yeni Boğaziçi, Boğaziçi, Dipkarpaz, Badili, 1461 İskele Trabzonspor ve Karadeniz 61'in U15 takımları katılacak. Handball U16 liginde heyecan 4 karşılaşmayla başladı. Kızlarda Ozanköy ve Digem, erkeklerde ise Özgür Adımlar ve Yükseliş ilk haftanın galipleri oldu. Kızlarda Ozanköy, UKÜ karşısında 13-19 galip gelirken Digem'de Şahlan'ı 20-14'lük skorla mağlup etti. Erkeklerde Özgür Adımlar UKÜ'yü 39-8, Yükseliş'te MGA'yı 19-10'luk skorla rahat geçti. Handbol Erkekler Ligi'nde de son hafta karşılaşmaların galipleri Özgür Adımlar'ı 46-39 ve Levent'i 26-19'luk skorla yenen MGA takımları oldu. İskele Belediyesi ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün organize ettiği 1. Hüseyin Methan Çakırlı Anı Tavla Turnuvası için kayıtlar 19 Haziran'da sona erecek. Turnuva 19 Haziran Cumartesi günü saat 20'de çekilecek kura ile belirlenecek eşleşmeler sonrasında başlayacak. Tavla turnuvası heyecanı 20 Haziran Pazar akşamı saat 20'deki final maçıyla tamamlanacak. Turnuvada bu yıl en iyi kadın ödülü de verilecek. Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı devam ediyor. D grubunda oynanan İskoçya-Çekya maçında gülen taraf 2-0'lık skorla Çekya oldu. E grubundaki karşılaşma oynandı. Polonya-Slovakya karşılaşmasında kazanan taraf 2-1'lik skorla Slovakya olurken İspanya ile İsveç arasında oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sona erdi. Euro 2020 F grubunda bugün Macaristan-Portekiz ve Fransa-Almanya maçları var. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar, yine güzel bir günden selamlar olsun, selamlar olsun. Evet, bugün açık az bulutlu, öğle saatlerinde bir ara parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetle esecek. Evet, yine alçak basınç sistemiyle nispeten sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak bugün ve yarın. Yarın ne olacak efendim? Yarın yine parçalı bulutlu bir görünüm. Öğle saatlerinde parçalı çok bulutlu bir görünümle birlikte iç kesimlerde %30 ihtimalle bir hafif sağanak yağmur geçişini bekliyoruz. %30 ihtimalle diyelim ve bulutlara yavaş yavaş gidelim. Ve Karadeniz'in kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağmur getiren bulutlar var efendim, bulutlar. Rusya parçalı çok bulutlu. Gözüm Norveç Finlandiya'ya ilişiyor ve çok bulutlu bir görünüm olarak görüyorum.
Ve İngiltere efendim, İngiltere parçalı bulutlu ve sıcak mı sıcak bir havası var. Batı Avrupa, Orta Avrupa açık ve az bulutlu, Doğu Avrupa parçalı bulutlu geçiyor. Batı Akdeniz, Batı Akdeniz olalı açık ve az bulutlu bir gördüm taşımakta. Orta Akdeniz'de açık ve az bulutlu bir görünümde. Ve Kıbrıs'ım ve Türkiye'mde efendim havalar. Kıbrıs açık ve az bulutlu an itibariyle. Türkiye'nin parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurları da görüyorum. Kuzey Anadolu dağlarının batısında efendim. Ve şimdi tabii ki meteorolojik haritam. Alçak basın sistemin etkisinde Karadeniz'in kuzeyinde bir yağışlı hava kütlesi var. Geniş bir alan Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa saran bir yüksek basınç var. Ve İngiltere'nin kuzeyinde ise yağışlı bir hava kütlesi mevcut an itibariyle efendim. Ve gecemiz parçalı, az bulutlu geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt'ta 12 derece, Lefkoşa'da 15, Alevkayası'nda 16, Lefke'de 17, Girne'de 19, Karpaz Yarımadası'nda 18, İskele'de 15, Gazi Mausa ve Baf'ta 18, Larnaka'da 19, Deimos'unda 17, Trodos'ta ise 8 derece olacak en düşük hava sıcaklığı. Ve yarın Kıbrıs'ımızda hava. Evet, Mesarya bölgesinde parçalı, öğle saatlerinde çok bulutlu ve bir %30 demiştim, bir sağanak yağmur geçişini bekliyorum. Ve en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 31, Girne'de 25, Güzelyurt'ta 27, Lefke ve Alev Kayası'nda 24, Yenerenköy ve İskele'de ve Baf'ta 26, Gazi Mausa'da 27, Larnaka'da 29, Limassol'da 30 ve Trodos'ta 21 derece. Ve bugün denizlerimizde rüzgar kıble ve gün batısından 3 ile 5 kuvvetinde. Kuzey, güney, batı ve doğu sahillerimizde kıble ve gün batısından 3 ile 5 kuvvetinde. Orta dalgalı 1,5-2 metrelik bir dalga. Yarın ise 4 ile 5, bir ara 6 kuvvetinde esecek güney ve batıdan. Yarın özellikle öğle saatlerinde kaba dalgalı bir deniz bekliyoruz. 2,5 metrelik de bir dalga boyu. Bu ne zaman olacak? Yarın. Bugün orta dalgalı efendim. Ve deniz suyu sıcaklıkları yavaş yavaş ısınıyor efendim. Gazi Mausa, Girne ve Gemi Konağı'nda 25, Larnaka ve Leymos'unda 24, Baf'ta 23 derecelik bir deniz suyu sıcaklığı ölçüldü sizin için. Evet efendim, sıcak mı sıcak bir hava diyemeyeceğim. Nispeten sıcak bir hava var. Orta kuvvette bir rüzgar var. Ne yapıyorduk? Ateş yakmıyorduk efendim. Ateş yapmıyorduk. Bakın ne güzel bir haritam var. İkaz ediyor. Diyor ki ateş yakmayın. Bir de ne diyoruz? Güneş altında 10 dakikadan fazla durmuyordunuz efendim. Neden? Ultraviyole radyasyonu çok yüksektir diyordum. Evet, şimdi güzelim dünya dönsün efendim ve Türkiye'mde dursun. Ve başkent Ankara'da hava gök gürültülü, sağanak yağmurlu, 23 derece. İstanbul, Antalya, Adana, Hatay ve Samsun'da ve Erzurum'da da gök gürültülü, sağanak yağmur beklentim var. Ankara 23 demiştik. Samsun 23, Antalya 24, Adana 30, Hatay 27, Erzurum ise 28 derece. Diğer seçtiğim şehirlerde hava ise parçalı bulutlu geçecek. Van 26 derece. Trabzon 23. Gaziantep 30. İzmir
25 ve Diyarbakır efendim sıcak mı sıcak 36 derece efendim 36 derece en yüksek sıcaklık Diyarbakır'da ve İngiltere'ye gidiyoruz ve Londra bugün yanıyor efendim yanıyor ve 26 derece bu 26 derece 27-28 derecelere kadar da çıkma ihtimali çok yüksek Londra'nın efendim. Edinburgh açık vaz bulutlu 17 ve Dublin parçalı bulutlu 22 derece. Ve İber Yarımadası. Madrid 36 derece, Lisbon ise 30 ve açık mı açık efendim. Ve Batı Avrupa'ya girip bir serinleyelim. Ve Batı Avrupa'da havalar Berlin, Frankfurt, Köln ve Paris çok bulutlu. Amsterdam ve Brüksel ise açık ve az bulutlu. Amsterdam 25 derece, Brüksel 26, Paris 32, Köln 27, Frankfurt 31 ve Berlin'de en yüksek hava sıcaklığı 26 derece. Ve Venedik. Venedik nereden aklıma geldi? Onun da hava raporunu verelim. Bugün Venedik'te hava parçalı bulutlu ve 29 derece. Roma parçalı bulutlu 28, Dubrovnik parçalı bulutlu 25, Budapeşte 27 derece, Viyana ise 30 derece parçalı bulutlu efendim. Ve Atina'ya uçuyoruz ve Atina. Bugün Atina'da hava sağanak yağmurlu 25 derece. Üsküp parçalı az bulutlu 24, Sofya sağanak yağmurlu 20 ve gök gürültülü sağanak yağmurlu Bükreş 25 dereceye kadar sıcaklıklar çıkacak efendim. Ve Helsinki Oslo'ya bir uçuyoruz. Bakıyoruz ki Oslo açık az bulutlu 20 derece, Helsinki parçalı bulutlu 24 derece ve Moskova sağanak yağmurlu 25 derece efendim. Ve indik bir Doğu Akdeniz'e ve Fraunlar kenti Kahire'deyiz efendim. Açık ve az bulutlu 33 derece. Tel Aviv az bulutlu 27, Beyrut açık ve az bulutlu 26 derece. Ve açık az bulutlu bir görünüm zamanla parçalı bulutluya dönüşen bir Tunus Cezayir'i göreceğiz. Ve Cezayir 34 derece ve Tunus 33 derece efendim. Evet, Kıbrıs'ımızda havalar çok güzel geçiyor efendim. Geceleyin nispeten serin, gündüzleyin de yakıcı sıcak yok. Ama ne zaman geliyordu? 18 Haziran'dan sonra ne geliyordu? Sıcak havalar geliyordu efendim. Diyelim ve diğer yayınlarımızda buluşup görüşelim efendim. Hoşça kalınız. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Eğer BRT her anınızda. Biz sadece ekranda değil, BRT sosyal medya bir dokunuşunuzla her anınızda. BRT sosyal medya bir dokunuşla YouTube'da, bir dokunuşla Instagram'da, bir dokunuşla Facebook'ta. BRT sosyal medya bir dokunuşla Twitter'da. Hızla değişen teknoloji ise gündem, biz en yakın takipçiyiz. Biz sesiniz, sözünüz, gözünüz, kulağınız. Biz BRT sosyal medyayız. Görüş Farkı BRT 1'de. Pembe Paşaoğlularının hazırlayıp sunduğu, konuklarla birlikte birçok konunun masaya yatırılacağı Görüş Farkı her çarşamba saat 20'de BRT 1'de.
Girişimcinin dünyası BRT 1'de. Temel Üngör'ün hazırlayıp sunduğu yurt içi ve yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin girişimlerini, izledikleri yol haritalarını, gençlere ve topluma örnek olacak çalışmaların konuşulacağı program Girişimcinin Dünyası BRT 1'de. Girişimcinin Dünyası her Perşembe saat 20'de BRT 1'de. Kültürümüzde bu kez Lefkoşa'nın kalbi diyebileceğimiz 11 burçtan oluşan surların içindeyiz. Ve 15. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş Lüzinyan evindeyiz. BRT. Eylem Yılmaz'ın hazır